Sayın Ayhan Barut, buyurun. Barut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti'nin grup önerisi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi burada Narenciye ile ilgili, İyi Parti'nin önerisi Narenciye ile ilgili bir konuyu, öneriyi konuşuyoruz. Burada bizi izleyen binlerce yurttaşımız, Narenciye üreticimiz buradan bir sonuç çıkacağını düşünüyor. Ama ben şimdiden peşinen söyleyeyim. Sadece konuşuyoruz, söylüyoruz. İktidar dinliyor ama bir çözüm üretmiyor. Maalesef Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddediliyor. Çiftçilerimize mesajım, üzüntüm olarak söylüyorum. Buradan da yine bir şey çıkmayacağı. Bu konuda ilk cümlem aslında şudur. Narenciye'deki yangını söndürün. Bu yangın üflemeyle sönmez. Narenciye üreticileri şu anda perişan. Özellikle Narenciye'de olduğu gibi diğer alanlardaki, tarım alanlarındaki çiftçilerimizin de durumu perişan. Şu anda çiftçinin kapısına alacaklı dayanmış. Bütün traktörü, evi, bağ, bahçesi haciz altında. Ve bu işin içerisinden nasıl çıkabiliriz diye düşünüyorlar. Değerli arkadaşlar, bu ürünler kolay kolay yetişmiyor. Bu limon, bu mandalin. Sadece limon değil, mandalin de, portakal da, pamuk da, mısır da aynı durumda. Bu ürünler, tarım ürünleri Çukurova'nın ya da diğer illerdeki yetişen yerlerde sarı sıcağın, 40 derece sarı sıcağın altında yetişiyor. Elleri nasırlı çiftçilerimiz yetiştiriyor ve yüksek maliyete yetişiyor. Bu ürün, narenciye ürünü Türkiye'de 6 milyon ton civarında üretiliyor. Ve bunun da 1.9 milyon tonu ihraç ediliyor. Yani yaklaşık 1 milyar dolar civarında para ülke ekonomisine döviz girdisi sağlıyorlar. Ama şu anda narenciye üreticisi maalesef değerli arkadaşlar kahrından ağaçlarını söküyorlar, kestiriyorlar. Hem mandalin hem de limon. Şu limonun 6 lira, 7 lira kiloda maliyeti var. Şu anda narenciye üreticisi, limon üreticisi bu limonu beleş bedelle satmaya çalışıyor, yine alan yok. Dolayısıyla işçi parası vererek limonunu kestiriyor, yerine başka bir ürün ikame etmek için. Ya da kesmeyenler de işçi parasını verip üzerindeki meyveyi boşaltıp önümüzdeki yılda bunun tekrar bakımını sağlamak, tekrar yeni bir gelir getirmek için bir umutla, bir hevesle bekliyor. Ama maalesef AK Parti iktidarı döneminde üreticilerimiz, çiftçilerimiz dolayısıyla çiftçimize, üreticilerimize destek vermek gerekiyor. Hani halk arasında bir tabir var, limon tansiyonu düşürür diye. Ama bu yıl limon üreticisinin tansiyonunu maalesef yükseltti. Gelin buradan çağrı yapıyorum. Limon üreticisine, narenciyeye, hiç değilse yağlı tohumlarda olduğu gibi ton başına üreticiye tonda 3000 lira destek ya da ihracatçıya destek verelim ki tansiyonu, çiftçinin tansiyonu biraz düzelsin. Onlara biraz moral motivasyon gelsin. Ayrıca eğer ihracatta bir tıkanıklık yaşanıyorsa kuzey ülkelerine daha çok bu ihraç ediliyor. Başka pazarlar arayalım. Uzak doğuya gidelim. Bu konuyla ilgili Çin var. Çok büyük tüketimleri olan Çin'e gidelim. Orada Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bu konuyla ilgili narenciyenin pazarlanmasıyla ilgili, ihracatçıyla ilgili bu pazarları mutlaka